Hayatının bundan sonraki aşamalarında nasıl bir hayat arzuluyorsun? İdeallerin, hedeflerin nelerdir Aleksandra? Если учитывать ислам, то на самом деле я İmanımı ve inancımı güçlendirmek istiyorum. Bu konuda bana anlayış gösterecek ve destek olacak insanla evlenmeyi planlıyorum. İleride inancıma uygun bir aile kurmak istiyorum. Aleksandra, Türkiye'de oldun mu hiç? Gitmeyi düşünüyor musun? Türkiye hakkında neler düşünüyorsun? Bu konuda düşüncelerini merak ediyorum. Evet, işle ilgili Antalya ve İstanbul'a gitmiştim. Ben Türkiye'yi sevdim. Bence Türkiye Müslümanlar için ideal bir ülke. Çünkü orada herhangi bir dinde hiçbir zorlama yok. İnsanların her dinin kural ve şartlarına göre kendi istekleriyle yaşayabildiklerini ve zorlamayla karşılaşmadıklarını gördüm. Tabii Türkiye'yi ziyaret ediyorum arada. Nerelere gidiyorsunuz daha çok? Nerelerde bulundunuz? Gittiğim yer İstanbul tabii. Antalya'ya da gittim. Güzel insanlar var. Gerçekten dine yakın insanlar var. Bir de çok cana yakın insanlar var. Yardımsever. Krishna, çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Nasıl öğrendiniz bunu? Çok özel çaba sarf ettiniz mi? Nasıl öğrendiniz? Estağfurullah, Türkçem normal. Daha da çok öğrenme gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Rus kitaplar az sayısı olduğu için bilgim artırmak amacıyla daha da çok, daha derin İslam'ı anlamak için Türkçe öğrendim. Hangi okulu bitirmiştiniz? Ekonomik üniversitesinden mezun oldum. 3 farklı yabancı dil biliyorum. Neler? İngilizce, Türkçe, Çince. Sevgili seyirciler, burada bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz yer Kremlin Meydanı, Kızıl Meydan. Burası 70 yıl boyunca komünist felsefenin, Marksist felsefenin bütün Sovyetler Birliği'nin yönettiği merkez. O yönüyle çok önemli ve komünizmin kurucusu Lenin'in şu anda mozolesinin önündeyiz. Arkamda görüyorsunuz. Ve biz Müslüman olan Rus hanımefendilerle konuşuyoruz. 70 yıl boyunca ateizmin, inançsızlığın hakim olduğu bir toplumda şimdi böyle bahar çiçekleri açıyor. Çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Biraz önce Krishna'yı ve Tanya'yı dinledik. Gerçekten çok etkilendim. Bu konuda Krishna'nın da görüşlerini sormak istiyorum. Ateist felsefenin, Marksist felsefenin çok önemli isimlerinden Lenin'in şu anda mozolesinin önündeyiz. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz neler olabilir? Komünizm tamamen geçmedi. Çünkü devlet tarafından da bazı yerlerde bunu çok iyi hissediyoruz. Dolayısıyla komünizmin tamamen bitmesi gerekiyor. Komünizmin, ateizmin bunları hepsi kalktıktan sonra insanlar dine yakın olacaklar. Evrim teorisi insanı güzelliğini öğretmiyor. Sadece boş şeyleri öğretiyor ve insanlar tabii ki hayvanlardan gelmediler ama öyle bir inancı var. Dolayısıyla birbirine hayvan olarak davranabiliyorlar bazen. Merhameti, sevgiyi, şefkati tanımıyorlar genel olarak. Dolayısıyla bu inançlar kaldıktan sonra, komünizm, evrim teorisi, ateizm kaldıktan sonra umuyoruz Rusya daha güzel olacak. Daha da olumlu etkiler olacak. Burada gençliği bu Darwin teorisinden, evrim teorisinden uzaklaştırmak için, onlardan korumak için neler yapmak lazım? Который знаком хотя бы чуть-чуть, немножечко с наукой современной. Bilimsel olgular önemlidir. Mesela bir hücrenin oluşmasını düşünürsek evrim teorisinin geçerli olmadığını anlıyoruz. Darwin kesinlikle haklı değildi. Dünyanın en büyük müzelerinde bile yanlış şeyler doğruymuş gibi sergilenmekte. Çağdaş bilimle az da olsa alakası olan bir insan evrim teorisinin ne kadar anlamsız olduğunu kolayca anlar. Okuyan, araştıran insan bunları anlar. Yapmamız gereken şey bilimi araştırmak, okumak, Kur'an'ı incelemektir. Böylece her şeyin açık ve anlaşılır olacağına inanıyorum. Eğer insan samimi ve akıllıca yaklaşıyorsa, inşallah. Если ты искренний умный человек, иншаллах. Umarım gerçekten hem Rusya hem tüm dünyada terör kalkacak.
insanlar birbirine daha çok sevecek, birbirine merhamet, şefkat duyacaklar ve dine yaklaşacaklar inşallah. Rusya, Türkiye ve başka ülkelerde insanların bu dinin hakiki ve samimi güzelliklerini görmelerini istiyorum. Allah'ın bize gösterdiği güzelliklerini anlamalarını istiyorum. Eğer insanlar bunları göreceklerse, inceleyeceklerse ve anlayacaklarsa o zaman terör, şiddet gibi şeylerin ortadan kalkacağına inanıyorum. O zaman insanlar gerçekten samimi ve mutlu olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Seneye inşallah Türkçe konuşuruz. İnşallah.